Öyle kaç bahar oldu, dertlerime gül soldu, belki de zaman doldu diyerek sizi açıyorum. İki satır annem bu şarkıyı söylediği için ağzıma takıldı. Muhtemelen bu videoyu kapayınca da bunu tekrar açacağım. Bana kızacaksınız, çok haklısınız. Çok uzun süredir video atmıyorum, attığım videoları düzenli atmıyorum ama hani neyi çekmem gerektiğini bilmiyorum. Çünkü hani ofisi çeksem, hani ofiste bir günümü çeksem stajyer avukat olarak, hani dosyalar, müvekkil gizliliği var, ofiste insanlar var, çekilmek istemiyorlar doğal olarak. Hani çekebileceğim bir ortam olmuyor. Sırf kendimi çalışırken çeksem de böyle garip oluyor. Yani çünkü hep ortak bir odadayız hepimiz. Ve hani ne bileyim, garip oluyor. Hani yapmaya başlıyorum, çekiyorum aslında. Sonra bir anda olmuyor falan. Zor oluyor. O yüzden aslında düzgün bir video yapamıyorum. Ben konuşmalı videolar çekmek çok istiyorum, bu video olduğu gibi. Bu video gibi işte, anladınız siz. Ama ona da konu bulamıyorum. Yani aslında bir konu bulabilsem ben her hafta böyle çekerim, bir hafta içi pazar günü de atarım. Haftada iki değil ama bir gelir. Ama haftaya size güzel vloglar gelecek çünkü seyahate çıkıyorum. İlk baştan söyleyeyim, sesim birazcık hani böyle konuşuyorkenki gibi. Çünkü gripim. Yani anlamıyorum, Allah'ım gücüne gitmesin ama ayda bir grip oluyorum. Yani günde 10 tane vitamin kullanıyorum belki de. Ama yine de grip geliyor, beni buluyor. Neyse arkadaşlar, benim ruhsatım basıldı. O ruhsatım Ankara'dan kargolanacak, İstanbul'a gelecek ve ben yaklaşık muhtemelen Kasım ayının sonu, Aralık ayının başında avukatlık ruhsatımı alıp avukat olacağım. Ve bana hala çok garip geliyor. Ben çok alıştım stajyer avukat olmaya. Çünkü hani üzerinizde çok büyük bir sorumluluk yok. Hata yapma payınız var. Çünkü hala daha stajyersiniz, öğreniyorsunuz falan. Stajyer olmak rahattı, güzeldi. Ama artık yeter. Avukat olmanın vakti geldi. Şimdi size hem kurumsal, yani corporate ofislerde, hem de dava, yani litigation da deniyor. İşte iki tarz ofiste çalışmış biri olarak ne güzeldi, ne değildi, neyi bir daha yaparım, neyi bir daha yapmam, birazcık onu anlatacağım. Şimdi ilk olarak ben şu anda babamla beraber çalışıyorum. Şey diyeceksiniz muhtemelen, babanla çalışıyorsun, babam var zaten, niye şu an derdini anlatıyorsun falan. Size yorum yapmayacağım. Diyeceksiniz demeden gidebilirsiniz. Bu video size göre bir video değil. Benim babamın ofisi var. Evet, babam meslekte yaklaşık 35. yılını doldurdu. Eski üstatlar dediğimiz daktilo neslinden babam. Benim babamın da ofisi vardı. Ama ben üniversite sınavını daha kazandığımda ve tercih yapacakken Koç Hukuk'la İstanbul Hukuk arasında çok kalmıştık. Puanın ikisine de yetiyordu. İstanbul'un ikinci öğretimine yetiyordu. Koç'un da bursuzuna yetiyordu. Çünkü Koç'un bursusu ilk 60'la falan alıyordu o dönem. Ben 5824. eşit ağırlıkta, çok net hatırlıyorum. Babam dedi ki, bak dedi İrem, konuşalım dedi. Şimdi okulu bitirip benim yanımda çalışacaksan dedi, boşuna Koç'a gitme dedi. Çünkü Koç'a gidince daha böyle uluslararası ofislerde çalışmanız bekleniyor. İşte İngilizce bilmeniz bekleniyor. Ve hani oraya gidip de hani o kadar para ödeyeceksek madem dedi, git uluslararası bir şirkette çalış dedi. Ya da İstanbul, en yanında çalışmak istiyorsan da kapım sana sonuna kadar açık. Ama devlet okulunda oku, İstanbul'da oku, Marmara'da oku. Hani hiçbir farkı olmayacak senin için dedi. Ben yok yok yok, asla ben babamla çalışmam. Ay ben babamla mı çalışayım? Ay ben küçücük ofiste mi çalışacağım? Hani böyle yani inanılmaz şımarık bir çocuktum. İnanılmaz şımarık bir insandım bence 6-7 ay öncesine kadar. Sonra Koç'a girdim. Bir sene hazırlık okudum. Hatta yarı dönem hazırlık okudum. Neyse, bir sene hazırlık, 4 sene lisansla beraber 5 sene de okulumu bitirdim. 2023'te mezun oldum. Şimdi ben çok fazla aslında iş başvurusu yapmamıştım. Çünkü ben iki dersi af sınavıyla, yani tek ders sınavı da deniyor galiba ama bizim okulda af sınavıydı. İcra ve vergi afla verdim. O yüzden mezun olup olamayacağımdan çok emin olmadığım için iş başvurusu da bulunmadım. Herkes işe başladı, işte ben bulamadım. Neyse, sonra bir şekilde CV'mi attım ettim vesaire. Bir yere girdim. Benim hedefim hep Legal 500'de çalışmaktı. Çünkü niye? Ben Koç'tan mezunum. Yani Koç'tan mezun olup Legal 500'de çalışmaya ne yapıyorlar falan. Yani çok küçümsüyordum. Gerçekten çok şımarmıştım. Abi Legal 500 olmasa çalışmam. Legal 500 şöyle, Legal 500 böyle falan. Yani sen Allah'ım Legal 500 al, gördün Legal 500'ü. Sonra bir ofise girdim. Oraya Ekim gibi girdim. Eylül sonunda, Ekim'de girdim. Mart'ta da çıktım. Şimdi bence corporate ofislerin, yani Legal 500 ofislerin çalışanı tabii ki de çok oluyor ve talepleri çok oluyor. Ama o ofislerde çalışıp ben kendi özel hayatına çok fazla vakit gösterebilen hiç kimse görmedim. Benim Koç'tan tüm arkadaşlarım da doğal olarak oralarda çalışıyorlar. Ve yani onlara göre siz şeysiniz. Biz sana para veriyoruz ve senin vaktini satın alıyoruz. Sen başka şey yapamazsın. Mesela ben kaç kere
atıyorum 6.30'da çıkmayı planlıyorum ama tabii ki 6.30'da hiç zaman çıkamıyorsunuz. Atıyorum 8.30 arkadaşımla program yapıyorum. Yok yani kaç kere ben ektim. Kaç hafta sonu çalıştım. Bunu hani çalıştığım yeri asla kötülemek için söylemiyorum. Çok güzel bir ofiste çok güzel şeyler öğrettiler bana. Ben burada şu anda hukuk sistemini ya da Türkiye'deki hukuk çalışma koşullarını kötülemek için diyorum bunu. Sizin 9-6 tarzı bir işinizin imkanı yok olmasının. Hani sözde 9-6, iş yokken 9-6'da hiç hatırlıyor muyum yani? Çok nadir ya, çıktım. Yalan değil. 9-6.30'a çıktım oldu arada. Ama yani 10'a, 11'e, 12'ye kadar kaldım. Sabah 6'da kalkıp 6.30'da ofiste olduğumda çok bilirim. Gerek var mıydı yani? O iş ben olmasam ölüp bitiyor muydu? Yani o iş benim sırtımdan mı geçindi? Bir stajyer avukat sayesinde mi o iş tamamlandı? Tabii ki de hayır. Ama siz stajyersiniz. Therefore yani bu yüzden siz bir kölesiniz ve dediklerini yapmak zorundasınız. Ya benim için güzel bir süreçteydi açıkçası. Yani hiç mutlu değildim. Hep çıkmak istiyordum ama çıkmaya cesaret edemiyordum. Aslında bir videom da var. İşten neden ayrıldım, sağlık nedenlerimi falan sunmuştum. Sonra dönüp bakınca tabii ki o dönem sağlık problemlerim çoktu. Şu an çok şükür bir tık daha iyiyim. Hala devam ediyor. Ama aslında sağlık nedeni benim elimdeki en büyük bahaneydi o dönemde. Çünkü hani gidip ben şey yapabilen bir insan değilim. Ben çıkarım. Neden? Çünkü beğenmiyorum. Genel olarak hayır demeyi çok başarabilen bir insan değilim. İnsanları kırmayayım, üzmeyeyim diye o yerde kalmak, yani ne bileyim şey yapamam. Harekete çok aksiyona geçemeyen biriyim. Bu yüzden hayatımdan arkadaş çıkarmam vesaire de çok zor oluyor benim. Ama yani hastalığım iyi ki de bana bahane oldu. Belki de gerçekten vesile oldu yani bazı şeylere ve o işten ayrıldım. Yani gerçekten iyi ki ayrılmışım. İlk babam bana şey demişti okuldan mezun olup bu iş bulamadığım dönemde. Hani gel bizim ofiste çalış bak bir şeyler öğrenirsin, icra öğrenirsin, dava öğrenirsin vesaire. Baba dedim böyle. Ben legal 500 dışında çalışmam. Ay tabii ki de bu şekilde demedim. Şu an kendim ekstra itici gösteriyorum. Ama aşağı yukarı bu kadar iticiydim. Abi hayır ben Levent bölgesinde çalışacağım. Heh, gördüm Levent'i kusura bakmayın ama gerçekten gördüm Levent'i. İşten ayrıldıktan sonra hiç Levent'e gitmedim. Yani Mart'tan beri falan hiç Levent'e gitmedim. Çünkü çok toksik, çok kaotik geliyor bana. Her gün minimum 1,5 saat yol çekiyordum. Arabayla gitsem de, toplu taşımayla gitsem de çok uzundu. Çok sancılı bir süreçti benim için. Gerçekten yani bilmiyorum. Şu an tabii ki de çalışacakların bu tarz ofislerde hevesini kırmak istemem. Ama her şeyin güllük gülistanlık olmayacağını bilmenizi isterim. Tabii ki de istisna legal 500'ler de çok var. Bazı arkadaşlarımla 6 dedim mi çıkıyorlar. Ama o ofiste size laptop veriyorlarsa genellikle sonu yani eve iş gönderebilecek işler oluyor. Ama ofiste size dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar veriyorlarsa dediğim gibi mutlaka istisnaları vardır. Ama benim çok fazla arkadaşımdan karşılaştığım böyle legal 500'ler yani düşündüğünüz kadar bence de sizi mutlu etmeyebilir. Bunu da söylemek istedim. Ama legal 500'ler ne açıdan iyi? Maaş açısından iyi. Yalan yok yani. Ben ne maaşlar duydum. İnanılmaz maaşlar duydum. Ama gerçekten maaşlar sizin özgürlüğünü satın alıyorlar. Şimdi gelelim butik ofislere. Babamın ofisi olduğu için bir kere benim çalıştığım ofis ben çok mutluyum. Babam diyor en güler yüzlü maşallah diyeyim. En böyle sinirleri alınmış insanıdır. Benim en büyük şansım babam ve Fahri amcanın olunduğu bir ofise girmekti. Bence dediğim gibi ofisteki herkesin bu en büyük şansıdır. Çok keyifli. Ben mesela bu ofise geldiğimde yani stajımın neredeyse 2. 6. ayında icra kullanmayı asla bilmiyordum. Çünkü kurumsal ve corporate kısmındaysanız icra ile hiçbir işiniz olmuyor. Tüm işiniz sözleşmeler, TTSG, sicil vesaire, chargers. Orada geçtiği için hiç ben hayatımda UYAP görmemiştim. Ve ben babama dedim ki baba ben UYAP nasıl öğreneceğim? Oysa ki gerçekten bir günde öğrenecek bir şeymiş. Çok kolay bir şeymiş. İcranın iyisini bilmiyordum. Zaten dediğim gibi AFL'a mezun oldum. Ve gerçekten o sınavdan ben nasıl mezun oldum hiçbir fikrim yok. Gerçekten çok garip bir şekilde çok kolay bir sınavdı ve ben o sınavdan mezun olabildim. İcranın iyisini bilmeyerek mezun oldum. Şu an daha böyle yeni icrayı aslında kavrayabiliyorum. Çünkü icra çok ucu açık bir yer. Yani ne zaman icra takibi başlatıyorsun, ne zaman haciz koyuyorsun, dosya yenileme, talep atmak, dosyanın icra emrinin gönderilmesi falan böyle her şey bana çok değişik gelen kavramlardı. Eminim şu an bir sene sonra gelip bu videoyu izlediğimde hala sanki o dönem icra biliyormuşsun da konuşuyormuşsun derim ben kendime. Çok ucu açık bir yer. Ama ben arkadaşlar kusura bakmayın birazcık kafam uçuk olduğu için telefonumun şarjı 10 iken video çekmeye başladım ve 10 olduğunu biliyordum.
Kafam gitti yani. En son ne konuşuyordum? Galiba icra hakkında konuşuyordum. Neyse yani ben gerçekten hiçbir şey bilmeyerek girmişim. Eğer corporate'da çalışmak istiyorsanız bunları bilin. Bazı ofisler şey yapıyor işte 6 ay corporate yani kurumsal kısımda 6 ayda litigation yani dava kısmında çalışıyorlar stajyerleri. Bence o tarz ofisler çok iyi ama çoğu ofiste bu olmuyor. Benim çalıştığımda en azından yoktu. Ve ben hiçbir şey bilmeyerek geldim babamın ofisine. Neyse çok sağ olsun yani oradaki avukatlar, stajyerler herkes bana yardımcı oldu ve ben bir sürü şey öğrendim. Benim için bir de kurumsalın yani corporate'in kötü bir kısmı şuydu. Hiç mesleki tatmin olmuyordum yani. Tabii daha stajyersin ne mesleki tatmin demeyin. Burada stajyerken hani yani bir işin sonunu görebiliyorum. Bir dava açıldı işte dava dilekçesi, cevap dilekçesi, davaya cevap, cevap. Şu an kafam gerçekten allak bullak hasta olduğum için. İşte sonra davalar oluyor, davalar bitiyor, sonuçlanıyor. İşte bazen icraya konuluyor her karar falan. Hani her şeyi ben gözlerimle görebiliyorum. Ama orada kocaman bir iş. Mesela M&A var, şirket birleşme devralma. Yani ben bir çeviri yapıyorum diyelim bir sözleşmeyi ama hani şu kadarcık kısmı görüyorum. Ama oysa ki tüm olay bu kadar. Yani ben işin sonucunu falan çok göremiyordum. Dolayısıyla yaptığım iş kafama benim çok oturmuyordu. Ama dedim ki bu tamamen kişisel zevk meselesi. İyi ki görmüşüm kurumsalı. Çünkü görmeyip ben de babamın ofisine geçsem hep aklım orada kalırdı. Ben kurumsalı çok seveceğim falan diye düşünürdüm. Şu an hiç sevmediğimi fark ettim. Ben mesela dava insanıymışım. Mesela davanın şu anda bizim ofisin en güzel yanlarından biri de basın hukuku yapmak. Yani niş bir alan bence. Yani Türkiye'de her ofisin yaptığı bir alan değil. Tabii ki de ceza, icra, ticaret, iş, aile onlara da bakıyoruz. Ama en yoğunlukla baktığım şeyler şu anda basın davaları. Çok keyifli geliyor bana. Çok hoşuma gidiyor ve hani uzmanlaşmak istiyorum birazcık basın konusunda. Yüksek lisans yapmayı istiyor musun diye soracaksanız hukukta çok gerekli bir şey değil. Yapılır mı? Yapılır ama bence daha zevkine yapılır. Yurt dışında yaşam tecrübem olsun diye ben bunu yapmak istiyordum ama ya bilmiyorum hani aileme de artık eğitim konusunda yük olmak istemiyorum. Hani ücretsiz burs alsam mesela yurt dışında yine konaklama işte aylık giderlerim falan zor. O yüzden istemiyorum şu anda. Bir de yani hayatımda şu anda güzel planlarım var geleceğime dair. Bakmayın öyle hani story atıyorum ediyorum belki daha boş gözüküyorum gözünüzde bilmiyorum. Umarım öyle değildir ama. Gerçekten güzel hayallerim ve hedeflerim var. İnşallah onları da gerçekleştirebilirim diye düşünüyorum. Bu tarz ofislerin de butik ofislerine kötü yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Maaş. Yani gerçekten bence sırf yol yemek veren yerleri duydum. Yol yemek bile vermeyen yerleri duydum. Çoğu demeyeceğim ama butik ofisler yani düşük maaşlarıyla biliniyorlar. Ha, corporate'da olup mesela benim arkadaşıma 2023'te işte biz mezun olduğumuzda 5.000 lira asgari ücret 18 iken 5 yok asgari ücret 11 miydi bilmiyorum neydi. Ya 5.000 lira teklif etmişlerdi ve yani o kadar Koç'ta okumuştuk ettik bu mu karşılığı diye düşündük. Ama mesleğe geçince şaşırmamanız adına ilk başta birazcık karşılığının düşük oluyor. Sonra isim yapa yapa müvekkil çevresi edine edine bence birazcık bu karşılık artıyor. Ay bilmiyorum. Yani çok planlı konuşmadım açıkçası. Normalde ben konuşacakken videolarımda bir hani şey yaparım. Şöyle başlayayım, şöyle gireyim, şöyle gireyim, şöyle sonuçlandırayım diye. Ama bu videoda yapmadım. Aslında birazcık kurumsal ofisle dava ofisini karşılaştırmış oldum. Bilmiyorum güzel oldum mu, çok mu konuştum, çok mu hızlı konuştum, karman çorman mı oldu bilmiyorum. Ama uzun süredir kameranın karşısına geçmiyordum. Stajımın bitmesine yakınken de böyle bir konu hakkında konuşmak istedim. Beni o yüzden muhtemelen dava yani butik ofislerde görme, butik ofiste daha doğrusu babamın ofisinde görmeye devam edeceksiniz. Yani zaten bana hiç yani dediğim gibi şey yapmayın. Baban avukat falan. Babam avukat evet yani böyle bir imkan var. Ben niye kullanmayayım ki böyle bir imkanı? Emir şu an erkek kardeşim de Marmara'da 3. sınıf o da hukuk okuyor. O da buraya gelecek. Yani neticede elimizde böyle bir imkan varken neden kullanmayalım? Ben bu konuda neden tepki yediğimi hiç anlamış değilim. Ama böyle güzel bir video oldu sanıyorum. Sizden konuşmalı videolar için fikir bekliyorum. Ne olursunuz bana fikir verin. Çok tıkandım çünkü. Şimdi seyahatimden vlog çekeceğim. İnşallah ruhsat töreninden de çekeceğim. Ama böyle konuşmalı videolar çekmeyi de ben çok seviyorum. Mesela Instagram'a konuşmalı videolar çektiğimde çok yapay buluyorum kendim. Yani gerçekten konuşuyorken o kameranın karşısında yani kamera açısı şöyle olunca ben heyecanlanıyorum. Ama böyle olunca hani o kadar rahat oluyorum ki çünkü gerçekten benim için YouTube'un yeri çok ayrı. Burası bilmiyorum. Daha böyle safe zone'um benim güvenli alanım. O yüzden galiba burada daha rahat ediyorum. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizi kocaman öpüyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz ve videomu beğenirseniz hatta kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.